Herkese günaydın. Bugün sabah kalkamadım ve saatlerimiz 11. Yani geç başlayacağım bir gün olacak. Akşam hızlı okul var. Bakalım bir nasıl yetişecek her şey bilmiyorum. İlk olarak şimdi kütüphaneye yürüyorum. Hava güzel olduğu için 2 gündür güzel oluyor. Bir denemeyle güne başlayacağım büyük ihtimalle. Sonrasında da AYT'de klasik. Akşam hızlı okul var. Eve erken döneceğim muhtemelen 6 gibi. 7.30'da o var çünkü yemek yiyip hızlı okumaya geçmem lazım. Bu şekilde. Hadi uyu bir daha. Hadi uyu. Hadi şey yapalım. Bunu götüreceğim. Ne yapıyorsun? Ne yiyorsun? Ay. Size tuvaletten sesleniyorum. Şöyle kapatayım da rezil olmayayım. Ha. Merhaba. Şimdi annemlerle yemeğe kaçtım az önce. O yüzden sadece deneme çözdüm. Türkçe hariç branşları çözdüm. Başka da bir şey yapamadım. Şimdi tekrar geldim. Derse gidiyorum. Bugün çok konuşamadım. Çok da video çekemedim. Hatta edit yapmam da gerekiyor. Neyse. Güzelleştireceğim. Bugün hızlı okum var çünkü. Şimdi özel odaya geçtim çünkü Gökhan Hoca ile hızlı okuma dersiniz başlayacak. 2 dakika var, ben de biraz daha böyle takılıyordum. Öyle şimdi oraya gireceğim bakalım. Bakın burada beni çok motive eden bir şey var.
Herkese selam. Bir saniye ışık açayım. Herkese selamlar. Şimdi eve geldim. Saatlerimiz 9'a falan geliyor. Hızlı okuma vardı. En son ona girdim. Yine kesitleri izlemişsinizdir zaten ama şu anda mesela 4 saat 15 dakikada falanım. Çok iyi geçirebildiğim bir gün olmadı zaten. Ne erken kalkabildim ne de kütüphaneye gitmeye erken karar verebildim. Baya böyle saat 12'de falan dedim gideyim diye. 11'de falan hatta. O yüzden kötü gidiyor. Ama şu an bir saat daha çalışacağım. En azından 5'te bırakayım. Bu sabah Yasin'in videosunu izledim. O yüzden orada diyordu ki hani düzenli olsun, her gün olsun. Sıfır geçirmeyin hiçbir günü. Bir saat, bir saattir diyerek yine devam edeceğim. Ne yapacağım? AYT çözerim büyük ihtimalle. Çünkü çok çalışasım yokken çıkmış soruları da çözebilirim bu arada. Bilmiyorum, kafama ne eserse onu yapacağım aslında. Çok fazla böyle program odaklı değil. Üç adımın kitaplarından da çözebilirim biraz. Ya bu ara o kadar şey birikti ki yetiştiremiyorum. Mesela bu 15 tatilin sonuna kadar yapmam gerekenleri anlatacağım size. 3-4-5 AYT fizik, kimya, biyolojinin en az yarısını, hatta yani daha fazlasını bitirmem gerekiyor. Hatta tümünü bitirmem gerekiyor ama neyse. Ardından çapın çıkmış soruları bitecek. Ocak sonuna 3 adımın matematik hariç tüm kitaplarım bitecek. Matematik falan hariç mi bitecek? Öyle bir şey. Her gün branş denemesi çözmem gerekiyor. Kamp haftasında her gün genel deneme. Apotemi'nin fasikülleri var. Apotemi modern fizik, modern kimya, modern biyoloji. Fonksiyonlar, integral. Analitik geometri. Daha var da şu an sayamıyorum, aklıma gelmedi. Bunlar bitecek tamamen. Bir de 3D'nin AYT geometrisinden bayağı bir ilerlemem gerekiyor. Hatta belki de onu da bitirmem gerekiyor. Bu şekilde biraz zorluyor çünkü bir hafta böyle boşluğum olduğu anda her şey daha çok birikiyor. Yetiştiremediğim için daha çok strese giriyorum. O yüzden keşke tamamen düzenli olabilsem ama bu da mümkün değil yani. O yüzden çok stres yapmadan yetiştirmeye çalışacağım. En azından %80'ini, %90'ını bu şekilde. Şimdi öyle bir konuşmak istedim. Videolar çok sessiz geçiyor. Böyle full çalışma anı falan. Öyle ama biraz atıştırmalık alacağım derken bir saat yine bir atacağım. Sonrasında uyurum yine. Büyük ihtimalle yarın olur. Yarın ne günlerden? Çarşamba. Yarın düzgünce kütüphaneye giderim diye düşünüyorum. Ay, tam video başlayacak. Gözlerim çok şiş çünkü dün gece bayağı bir ağlayarak uyudum. Neyse ama bugün güzel bir gün. Şunu bir kapatayım hemen. Şöyle, bugün babamın doğum günü. Önceki videoya hoş geldiniz bu arada, ders çalışma günlüğüne. Merhaba Salda. Bugün babamın doğum günü dediğim gibi. O yüzden akşam 5 gibi eve gitmem gerekiyor. Çünkü babamın doğum gününü kutlayacağız. Belki aranızda bilenler vardır. Geçen sene de böyle video çekmiştim çünkü. Kuzenimle babamın doğum günü aynı gün. O yüzden babamınkini kutladıktan sonra kuzenimin yanına gideceğiz. Kuzenimle gideceğiz daha doğrusu. Öyle. Şimdi de arabayla kütüphaneye geçiyorum ben. Bir durdum, size konuşuyorum. Bu şekilde. Poğaça alıyoruz, çok mutlu olduk falan. Ama bir şey değil mi? O gerçekten çok güzel ya. Yok yani ben durumu anlatırken beni utandırmayın, sadece yeter. Ben utandırırım çünkü abi şu an o şeyde değilim. Peki. Bunları koymayacağım. Nereye koyacağım? Geçin. Yemek yedik. Bana bir tane patatesli börek kattırdılar. Geçelim bana. Ha, boş. Simay boş olsa da koşuyor. Artık boş. Evet, bu da morali bozuk keçimiz. Öyle, şimdi tekrar geçiyoruz ders. Simay'da böyle hep şey var ya, çok güzel olup da kendini beğenmeyen kızlar var ya, onlardan. Yanlış mı söylüyorum? Gayet doğru bence. Ben de
yakışıklı olur kendine ya. Merhaba. Konfet almaya gidiyorum. Bakalım, inşallah güzel bir şey bulabilirim. Bir ara biz kızlarla yapmıştık. Kimin doğum günüydü ya? Sanırım Beyza'nın doğum günüydü. Yolun ortasında böyle patlatmıştık. Çok zevkli bir şey bence ama şu an o yer kapalı sanırım. Bulurum ya şurada falan. Ay bakalım. Evet, şöyle göstereyim. Bayağı istediklerimi buldum. Bir tane kar spreyi aldım. O da bayağı eğlenceli olur. Bir tane konfet aldım. Bir de babamın baş harfi D yazan bir balon aldım küçük. Öyle bakalım, heyecanlanalım mı? İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Esen alt video çek, konuş. Konuş hadi. Merhaba bugün arkadaşlar. Ne olacakmış?